Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet, Kadife Tavşanımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Tarife başlamadan önce hala kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Daha çok kişiye ulaşmamızı sağlayalım. Yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Desteklerinizi eksik etmeyin canlarım benim. Sizi seviyorum. Ve hemen ayağımızla başlıyoruz. Şimdi tavşanlarımız şöyle dursunlar. Birinci ayağım bu şekilde ördüm. Şimdi ikinciyi de hemen beraber örelim. Tabanı için yine pembeyi kullanacağım. Hangi renk yapıyorsanız kulaklarını tabanı da aynı olacak. Evet. Şimdi yine şöyle bir ipimizi biraz uzun bırakalım. Kadife biraz dışarı çıkabiliyor sonradan. Kısa bırakırsak dışarıya çıkar. Şöyle iki defa doladım. İpimi sabitledim. Şimdi bundan sonra 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Birinci zinciri atlıyoruz. İkincinin içine 3 tane sık iğne yapıyoruz. Üç tane zincirime tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Evet, son zincirime de 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2 3 4 ve 5. Aynı deliğin içine 5 tane sık iğne yaptık. Zaten kendisi döndü, köşeyi döndük. Ve bu taraftaki zincirimizin bu tarafındaki 3 zincirimize de tek batıyoruz. Ve birinci sıramızı tamamlamış olduk. 2 ve 3. Evet, 14 tane sık iğnemiz oldu arkadaşlar. Şimdi buraya bir ip takalım. Kolundaki ipi alayım. İpimizi takalım. İkinci sıradayız. Ve 3 tane sık iğnemize arttırma yapıyoruz. Peş peşe. Şimdi bu birinci arttırmam. İkinci arttırma ve üçüncü arttırma. 3 sık iğneye peş peşe arttırma yaptım. Yine 3 sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2 ve 3. Şimdi köşemize geldik. 5 tane yapmıştık ve bunu her birine çift batıyoruz. Yani arttırıyoruz. Birinci arttırma, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci arttırma. Peş peşe 5 arttırma yaptık. Ve geri kalan 3 sık iğnemize tek batıyoruz. Evet, 22 tane sık iğnemiz oldu ve tabanımız bitti arkadaşlar. Şimdi beyaza geçeceğiz. Ondan önce 2 tane ilmek kaydırıyorum. 1, 2 ilmek kaydırdım. 2 zincir çekelim.
ipimizi kesiyoruz. Beyazla, evet, beyazla devam edelim. İpimizi yine önce biz şöyle sabitleyelim. Şöyle sıkış olsun. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi iki tane ilmek kaydırmıştık. Sonuncu değil, ilk kaydırdığıma batıyorum. Burası bizim sıra başımız. Ve ilmek kaydırıyorum. Tekrar yanındaki ilmek kaydırdığıma batıyorum ikinciye. İçinden geçiyorum. CC ile ilmek kaydırıyorum. Sonra bunun yanındakine batıyoruz. İçinden geçiriyoruz. Burada gergin olmasın. Rahat çalışalım. Batıp çıkıp içinden geçiriyoruz. CC yapıyoruz arkadaşlar. Yani ilmek kaydırıyoruz. Sıra sonuna kadar hepsi, her birine tek batıyoruz. Aynı işlemi yapacağız. Evet, 22 tane ilmek kaydırdım. En son başladığıma da batarak kaydırdık. Ve şimdi 1, 2 ilmek kaydırdığımız 3. sıra olmuş oldu. 4. sıradayız. Ve her ilmek kaydırdığımızda arkadaki tek kattan bir de pembeden batıyoruz. İlk yapılan zor oluyor biraz. Evet, birinciyi yaptım. Tekrar ilmek arkadakinden, pembedekinden bir kat. İki de alabilirsiniz, önemli değil. Bu şekilde sık iğne yapıyoruz. Çift de alabilirsiniz pembeyi. Hiç sorun değil. Bakın bu şekilde yukarıya doğru çıkmış oluyoruz. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Böyle güzel bir görüntü oldu arkadaşlar. Evet, sıra sonuma geldim. Yine 22 tane sık iğnemiz var. Bu 4. sıramızdı. 5. sıramızda yine aynı şekilde hepsine tek batacağız. 22 tane sık iğnemiz olacak. Bir tane fazla çıktıysa hemen bir kesme yapın. Az çıktıysa da hemen bir tane, herhangi bir yere bir tane de arttırma yapın arkadaşlar. Bir eksik, bir fazla çok sorun değil. Yanlışlıkla bir yerlere batmış olabiliriz veya atlamış olabiliriz. Sökmektense böyle pratik olarak bunları yapabiliriz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geldim. 22 tane sık iğneme tek battım. Evet, 6. sıradayız. Şimdi azaltmamız var. 7 tane sık iğneye tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 6 tane peş peşe azaltıyoruz. Birinci azaltmamız, ikinci azaltma, 3, 4, 5 ve 6 tane azaltma yaptım. Geri kalan 3 sık iğneye tek batıyoruz. Ve 16 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 7. sıramızda yine
7 tane tek batıyoruz. 1 yaptık. 2 3 4 5 6 7. Şimdi tekrar 3 tane 5 5'e azaltıyorum. Birinci azaltmam. İkinci azaltma. Ve üçüncü azaltma yaptık. Geri kalan 3 sık iğneye tek batıyoruz. 3 ve ayağımızı oluşturduk. 13 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bundan sonra 8 sıra eksiltme artırma yapmadan döne döne düz öreceğiz arkadaşlar. Birinci ayağı ördüğünüzde 8 sıra düz örüp koparıyoruz. İkinciyi de aynı böyle devam edip sonra bacakları ekleyeceğiz. Evet, 8 sıra düz ördüm arkadaşlar. Birinciyi koparıyoruz. İkinciyi de bacakları birleştireceğiz. El lafla da güzel dolduralım. Şöyle. Çok sert ya doldurmayalım arkadaşlar. Uyku arkadaşı çünkü. Yumuşak olsun. Şimdi buradan devam edelim. Böyle normal dolduruyorum. Şey yapmıyorum. Makasla pusturma yapmıyorum. Daha öncekilerde öyle yapıyorduk. Bunu da yapmıyoruz. Evet, şimdi bacaklarımızı 3 zincirle birleştireceğiz. Burası sıra başımızdı. Buradan devam ediyoruz. Zaten tam böyle ortaya gelmekte. 1, 2, 3 zincir çektim. Diğer bacağımı da alıyorum. Şöyle öne bakacak. Şöyle katlayalım. Katladığımda zaten tığ yerini buluyor ortayı. Ve 3 zincirle bacağımızı birleştirdik. Şimdi hepsine tek batıyoruz. Sıra sonuna kadar hepsine tek batalım. Sıra başımız yine burası. Buraya denk gelecek. Buraya kadar hep eksiltme artırma yapmıyoruz. Zincire geldiğimizde zincirin üzerine yine sık iğne yapacağız. Evet, yine her zaman olduğu gibi aynı yerin içine batıyoruz. Zincirin çektiğimiz yerin buraya atlarsak delik olur arkadaşlar. Buraya da yine bir sık iğne yapıyorum. Şimdi zincire geldik. Her bir 3 zincir vardı. Hepsine birer tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 ve 3. Yine bunun yine dibine batıyorum. Atlamıyorum. Yanakini yapmıyorum. Delik olmasın diye. Hemen aynı yerin dibine batarak hepsi kapanmış oldu. Tekrar buraya düz devam ediyoruz. Sıra başımıza zaten geldik.
Evet, sıra başımız burası. İpimiz devamı buraya alalım. Evet, 16. sıramızı bitirdik. 33 tane sık iğne olması lazım. Benimki 33 çıktı. Şimdi 17. sıramızda yine hepsini tek batıyoruz. Zincirin bu tarafını yapmamıştık. Şimdi buraya da 3 zincire birer tane arttırıyoruz. 1, 2 ve 3. Tekrar hemen devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar tek batıyoruz. Şimdi 18. sıradayız. Bu sıramızda burası ön biliyorsunuz. İki bacak arasına 3 zincirin olduğu yer. Üçüne de çift batıyoruz. Biraz gümüşlü olsun diye. 1 birinci çift, ikinci çift ve üçüncü çift. 3 tane peş peşe arttırma yaptım. Bundan sonra geri kalan her birine tek batacağız. Sayımız 36 oldu. Bir eksik bir fazla çıkarsa sorun değil. Öyle devam edebilirsiniz. Veya azaltıp çoğaltabilirsiniz. Sorun değil arkadaşlar. Evet, böyle devam edelim. Şimdi bundan sonra 5 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz arkadaşlar. Evet, 5 sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 24. sıradayız. Azaltmamız var. 4 tane tek batalım. Bir azaltalım. Yine 4 tane tek. Bir azalt. Sıra sonuna kadar 6 tekrar yapıyoruz. Evet, toplam 6 tane azaltma yaptık ve 30 tane sık iğneye düştük arkadaşlar. Şimdi 4 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Yani her bir sık iğneye tek batacağız. 4 sıra böyle devam edelim. Evet, 4 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi kolumuzu ekleyeceğiz ama ben unutmuşum önce kol örmeyi size göstermeyi. Şimdi o yüzden ipimin içinden ip çıkardım. Oradan devam ediyorum. İpimi sabitliyorum. 3 zincir, 1, 2, 3. Ortadakine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. İlk baştakine batıyoruz. İlmek kaydırıyoruz. Bir zincir çekip her birine çift batacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, ikinci sıramız bitirdik. Hepsini çift battık. 12 oldu. Şimdi 2 tane tek bir arttırma yapacağız. 1, 2, 1 arttır.
2 tek, 1 arttır, 2 tek, 1 arttır, 2 tek ve 1 arttır. Yani 4 tane arttırma yapmış olduk. Sayımız 16 oldu. Bir sıra eksiltme artırma yapmadan düz örelim. Her birine tek batıyoruz. Evet, üçüncü sıramı da bitirdim. Dördüncü sıramızdayız. Bir tane tek, bir azalt. Bir tek, bir azaltıyoruz. Bir tek, bir azalt. Bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. Şimdi burada 11 kalıyor arkadaşlar. O yüzden bir tane daha kesiyorum. Bir de sıramı kaydırıp öbür taraftan da bir tane alıyorum. Ve sayımı 10'a düşürdüm. Şimdi sıramız artık buraya alabiliriz. Zaten düz öreceğiz. Şimdi bundan sonra 8 sıra eksiltme artırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Evet, 5. sırada azaltmamızı yapmıştık. Bir tek, bir azalt, bir tek, bir azalt. 10 kalmıştı arkadaşlar. Bundan sonra 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. sıralarımızı eksiltme artırma yapmadan düz ördük. Yani toplam 8 sıra düz ördük arkadaşlar. Şimdi şuradan saydığımda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra olacak. Notumda eksik yazmışım çünkü. Evet, sıra geldi kollarımızı takmaya. Şimdi 8 sık iğne tek batalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve 8. Şimdi kolumuzu alıyoruz. Bunu da koparmamışım. İlmek kaydırıp 2 zincir çekiyorum. Kolumu kestim. Evet, şimdi buradaki kopardığımız kısım tam ortaya gelecek şekilde ekleyeceğiz. 5 sık iğne ile üstten almıyoruz. Sadece iç kısımdan şöyle tutalım. Bir tane aldım. 5 tane ile birleştiriyoruz. 1 2 3
4 ve 5 tane ile birleştirdim. Sadece dediğim gibi yarısını yaptık. Yarısını bir dahaki sefere birleştireceğiz. Kollarımızı bu arada bu kısma elyaf doldurmayalım. Çok hafif doldurdum ben. Belli belirsiz. El kısmına birazcık doldurdum. Taş gibi yapmayalım. Yumuşacık olsunlar. Şimdi de tekrar 10 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şimdi diğer kolumuzu alalım. Yine bunu da kopardığımız kısım içeride kalsın. Şöyle ortalıyorum. Ve 5 sık iğne ile yine birleştiriyoruz. Üç, dört ve beş. Evet, beş taneli diğer kolumuzu da ekledik. Kalan iki sık iğneye tek batıyoruz. Evet, sıramızı bitirmiş olduk. Evet, şimdi 30. sıradayız. Ve 7 tane tek batıyorum. 2 3 4 5 6 7. Şimdi tek kaldığı gövdede onun önden tek katını aldım. Tek sık iğne kalmıştı. Bir de koldan yine ilk baştakinin tek katını alıyorum. İkisini bir örüyorum. İkisini bir kesmiş, azaltmış olduk. 3 tane tek batıyoruz. 1 2 3. Son kalan sık iğnemin tek katını alıyorum. Gövdeden de ilk sık iğneye batıp tek katını ikisini bir kapatıyoruz. Evet, 8 tane tek batalım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, tek kalan yine bir tane kal bıraktık. Ondan bir kat aldık. Koldan yine bir tane tek kat alıyoruz. Burada bir ikisini birleştirdik, azaltma yaptık. 3 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 ve 3. Yine burada tek kaldı kolumuzda. Tek katını aldım. Tek sık iğnenin kolumuzdan da gövdeden de bir tane alıyoruz. Birinciyi ikisini bir örerek bir azalmış oldu. Ve en son bir tane kaldı. Onu da tek battık. Evet. Ve bitirmiş olduk. Dediğim gibi buralara elyaf doldurmayacağız. Evet, 27 sık iğne kalmış olması lazım. Şimdi arkadaşlar bir sıra düz öreceğiz. Eksme artma yapmadan hepsine tek batalım. Evet, bir sıra düz ördüm arkadaşlar ve 26 sayım çıktı.
Daha önceki 27 not almışım. Önemli değil, dediğim gibi yine 26 kalsın. Şimdi bir tek bir azaltı yapıyoruz sıramızda. Bir tek bir azaltı. 18 kalana kadar keseceğiz. Bir tek bir azaltı. Evet, 18 kaldı arkadaşlar. En son iki tane düz tek batacağım. 18 kaldığı için bir tane daha kesersem azalacak. Azalmasını istemiyorum. Evet, ilmek kaydırarak gövdemizi bitiriyoruz. 2 zincir çekiyorum. Evet, gövdemiz bitti arkadaşlar. Şimdi boynumuzu dikeceğiz. Şimdi tabandan yukarıya saydığımızda 1-2 diye toplam 32 sıra arkadaşlar. 32 sıra gövdemiz. Şimdi güzel dolduralım. Sonra da kafamızı dikip boynundaki bağcığını örelim. Güzel dolduruyorum. Evet, gövdemizi doldurdum arkadaşlar. Şimdi tam ortalıyoruz. Şöyle uzun bir iğneyle de, ya çok etkisi olmayacak herhalde. Evet, olmadı fazla. Evet, şimdi ortaladım ve güzelce dikelim. Şuradan giriyorum. İpimin de içinden geçeceğim. Patif olduğu için çıkıyor biliyorsunuz. İpimi tutturdum. Ve bir gövdeden bir kafadan dikelim. Bunu kalın geldi. İğnemi değiştireyim. Evet, devam ediyoruz. Bir gövdeden bir kafadan hiç atlamadan sık bir şekilde dikiyoruz. Evet, kafamızı bayağı bir diktim. Şimdi fazla bile dikmişim arkadaşlar, dalmışım. Şimdi boşlukta tekrar burası içi boş. Boyun dik dik kalabilmesi için burayı da güzel dolduralım. Son boşluklarımızı. Yoksa kafamız sallanır. Güzel durmaz. Buraya doldurdum güzelce. Evet, boynumu diktim arkadaşlar. Şimdi tam ortaya kadar, ortaya gelene kadar biraz daha geliyorum. Aynı dikerek.
Şimdi ilim değiştireceğim ve tekrar bir göz çekme işlemi yapacağız burada. Hem burası da şöyle bir toparlanmış olacak. Evet, uzun iğnemi taktım ve hemen yanındaki sık iğneden giriyorum. Gözümün altından çıkıyorum. Yine hemen gözümün bitişinden tekrar çıkıyorum ve yine aynı boyundan diktiğimiz yerden çıkıyoruz. Güzelce çekelim. Tekrar yanındaki sık iğneden giriyorum. Diğer gözümden göz altından çıkıyoruz. Burayı bir daha çekelim bu arada. Evet. Tekrar gözüm diğerinden çıkıyorum. Evet, burası da toparlanmış oldu. İyice çektim. Ve buraya ipimi tutturuyorum. Bir daha yapalım ve düğüm atıp ipimizi keselim. Bunu da arkadan çıkıyoruz. Evet, kestik. Evet, tavşanımızı bitirdik. Arkadaşlar, burası da bir şekil oldu. Şimdi isteyen bir kurdele takabilir. Ben elimde olmadığı için aslında niyetim bir puanlı bir kurdeleydi. Çok şık oluyor. Onunla yapabilirsiniz. Fiyonk şekline takıp. Ya da şimdi yapacağımız gibi bir şu şekilde bir kordon gibi bir ip yapabiliriz. Hemen onu yapalım. Evet. Şimdi iki renk ipimizi alıyoruz ve şöyle bir düğüm atalım ikisini. Birleştirdim. Şimdi arkadaşlar, hangi ipiniz çoksa veya fark etmez, beyaz öreceğim ben. Hangisi şeyse onunla şu bir tane zincir yaptım. Bir dahakini pembeyi tığımın üzerine alıyorum ve zincir çekiyorum. Tığımın üstüne alıyorum, zincir çekiyorum. Tığımın üstüne alıp zincir çekiyorum. Bu şekilde. Gerçi ben bunu kalın tığla yapacaktım. Daha böyle pofidik dursun diye. Onunla yapayım. Evet, şimdi bu tığla yaptığımızda 4 milimdi. Böyle ince oluyor. Ben biraz böyle yumuşak, tok olsun, pofidik dursun istiyorum. O yüzden de kalın tığla yapacağım. Bu sepet ördüğümüz, penye ipleri ördüğümüz kalın tığlar bu. Şimdi bununla yapacağım. Daha güzel oluyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde tığımın üstüne atıyorum. Pembeyi beyazla zincir çekiyorum. İpimizin bir tanesini üstüne atıyoruz. Hangi renk istiyorsa birinde zincir çekiyoruz.
Böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, zincirimi bitirdim arkadaşlar. Toplam 70 santim ördüm. Şimdi bu ikisini bir geçiriyoruz. İpimizi kesiyoruz. Evet. Biraz daha keselim. Çok uzun. Gerek yok. Evet. Zincirimiz de hazır. Şimdi buna takalım. Böyle küçük detaylar. Oyuncaklarımız çok güzel yapıyor. Çok değiştiriyor. Dediğim gibi ister böyle yapın, ister kurdele alın. Çok pardon. Şöyle yandan fiyonk yapıyorum. Da böyle oldu pembeliş. Evet. Evet, bitti arkadaşlar. Çok da şeker olduk. Şöyle biraz yakından göstereyim. Çok pardon, uzaktan diyeceğim, yakın demişim. Burası da tükenmez kalemdeymiş. Şöyle inşallah çıkar. Evet, tavşanlarımız bitti arkadaşlar. İster erkek için, ister kızlar için. Böyle tatlış uyku arkadaşları yapabilirsiniz. Çok ideal boyda. Kulakları saymadan 30 santim boyumuz. Kulağıyla beraber 36 oldu. İçerisine vikvik koyabilirsiniz. Ben koymadım. Çünkü çok verimli olmuyor. Bastığınızda ötmüyor falan. O yüzden ben koymadım. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen yorum ve beğenilerinizi eksik etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.